Duanın kabul edilmesi için bazı şartlar vardır. Duanın kabul edileceğinden şüphe etmemeli. Şartlarına riayet edilip edilmediğinden şüphe etmelidir. Gereken şartlara riayet etmeden duanın kabul edilmesini beklemek uygun olmaz. Duanın kabul edilmesi için gereken şartlardan bir kısmı şöyledir. 1. Haram lokmadan sakınmalıdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, haramdan sakının. Midesine haram lokma girenin 40 gün duası kabul olmaz. Sa'd bin Ebi Vakkas Hazretleri dedi ki, ya Resulallah, dua buyur da Allah-u Teala benim her duamı kabul etsin. Cevabında buyurdu ki, duanızın kabul olması için helal lokma yiyiniz. Çok kimse vardır ki yedikleri ve giydikleri haramdır. Sonra ellerini kaldırıp dua ederler. Böyle dua nasıl kabul olunur? Yine buyurdu ki, duanın kabul olması için iki şey gerekir. Duayı ihlas ile yapmalıdır. Yediği ve giydiği helalden olmalıdır. Müminin odasında haramdan bir iplik varsa, bu odada yaptığı dua kabul olmaz. 2. İtikadı düzgün olmalıdır. Bidat ehlinin duaları kabul olmaz. Hadis-i şerifte bidat ehlinin duası ve ibadetleri kabul olmaz buyuruldu. Ayet-i kerimenin duanın tesir edebilmesi için okuyan ve okunan kimsenin buna inanması ve okuyanın itikadının düzgün olması, Allah rızası için okuması, kul hakkından sakınması, haram yememesi ve karşılığında ücret istememesi şarttır. 3. Uyanık kalple ve kabul edileceğine inanarak dua etmelidir. Hadis-i şeriflerde şöyle buyurulmuştur. Allah-u Teala'ya kabul edileceğine tam inanarak dua ediniz. Biliniz ki Allah-u Teala gafil bir kalp ile yapılan duayı kabul etmez. 4. Dualarım niçin kabul olmuyor dememelidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Allah-u Teala duanızı kabul eder. Dua ettim, hala duam kabul olmadı diye acele etmeyiniz. Allah'tan çok isteyiniz. Çünkü kerem sahibinden istiyorsunuz. İşlenilen şeyin olmaması, duanın kabul olmadığını göstermez. Onun için duaya devam etmelidir. Duanın kabulünün gecikmesinin başka sebepleri de vardır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, mümin dua edince Allah-u Teala Cebrail'e, ben onu seviyorum, isteğini hemen yerine getirme. Facir, günahkar dua edince de, ben onun sesini sevmiyorum, isteğini hemen yerine getir buyurur. Şu halde duanın kabulünün gecikmesi zararlı değildir. 5. Bela gelmeden önce çok dua etmelidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, sıkıntılıyken duasının kabul edilmesini isteyen, refah zamanında çok dua etsin. Ebu İshak Hazretlerinden dua istediler, dua etti. Duasının kabul edildiğini gören bir talebesi, efendim, bu duayı bana da öğretin, ihtiyaç halinde ben de edeyim dedi. Buyurdu ki, duamın kabul edilmesinin sebebi, 30 yıldır kıldığım namazlar, ettiğim dualar ve haram lokmadan sakınmamdır. 6. Duaya hamd ve salavatla başlamalıdır. Hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur. Ey namaz kılan, acele ettin. Namaz kıldıktan sonra dua ederken, önce Allah-u Teala'ya layık olduğu şekilde hamd et. Sonra bana salavat getir, sonra dua et. 7. Yalvararak dua etmelidir. Hadis-i şeriflerde şöyle buyurulmuştur. Gafil olan kalp ile yapılan dua makbul değildir. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Müslüman kardeşini hor görmesi kişiye kötülük olarak yeter. Kibrin çeşitli dereceleri vardır. Allah'a karşı, Resulullah'a karşı ve insanlara karşı. İnsanlara yapılan kibir, kişinin kendisini büyük,
karşısındakini küçük görmesidir. İnsanları durmadan aşağılayan, iğneleyici laflar söyleyen kimsenin kalbi hastadır. Hazreti Adem'den bu yana insan, muhatabını hoş görmek ve hor görmek arasında kalmıştır. Bu tercih esasen insanın nefsiyle mücadelesidir. Çünkü hoş görmek ahlaki bir yaklaşımken, hor görmek kibir ve hasetin meyvesidir. Kibir, kişinin nefsini büyük görerek kendini başkalarından üstün tutup onları aşağılaması ve hakir görmesidir. Kibir öyle bir duygudur ki onunla kişi övülmeyi yalnız kendine yakıştırır. Bunun için kibirli insan kendini herkesten daha büyük görür. Kibirli kimse insanlarla iyi geçinmez, hep önde yürür. Meclislerde en başta oturur, herkese selam vermeyi kendine yedirmez. Büyüklenen kişi kendisinde bulunan ilim, mevki ve doğruluk gibi hususiyetleri başkasından üstün bilir. Nitekim şeytanı Hazreti Adem'e secdeden alıkoyan da kendisini beğenmesiydi. Her durumda insanları eleştirme hakkının kendisinde olduğunu zanneden kişi, farkında olmadan toplum tarafından zamanla dışlanır. Her ne kadar güler yüzlü olsa da, ne kadar tatlı sözlerle, ne kadar şirin görünmeye çalışsa da, kalpler ona karşı ısınmaz. Söyledikleri ne kadar doğru olsa da itibar görmez. Çünkü kibirli insanda vakar olmaz. Önde olma ve dikkati çekme arzusu büyüklenen insanı değersizliğe sürükler. Hadis-i şeriflerde şöyle buyurulmuştur: kibir, kendisine hak gelince onu inkar etmek ve insanları hafife alıp onları hor görmektir. Kendini beğenmek ve kibirli hareket etmek başında cehalet ve gafletten meydana gelir. Bu durumda kurtulmak için her şeyin Allah-u Teala'nın elinde olduğunu, Rabbül Alemin istemeden mal, mülk, makam, ilim ve saadet olmayacağını bilmek gerekir. Her an tevazu sahibi olarak Hakk'ın lütfunu düşünmelidir. Ucuptan, hasetten, riyadan uzak durup kalbi tasfiye ve nefsi tezkiye yoluna girmelidir. Urve yoluyla gelen rivayette Hazreti Ayşe radıyallahu anh anlattı. Bir Yahudi cemaati Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelmek için izin istediler. Geldiler. Esselamu aleyküm. Ölüm size dediler. Resulullah aleyhisselam şöyle karşıladı: ve aleyküm. Sizin üzerinize olsun. Ama Hazreti Ayşe radıyallahu anha onlara şöyle dedi: ve aleykümüsselam ve lanetu. Ölüm de size, Allah'ın laneti de. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: ya Ayşe, Allah-u Teala bütün işlerde yumuşak muameleyi sever.